Meral TV ekranlarından herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Gündem özel yayınıyla karşınızdayız. Taha Akyol'la beraber bu akşam Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ağırlıyoruz. Türkiye seçim satım ayını girmiş bulunuyor. 48 gün sonra artık hani Türkiye'de Millet İttifakı mı kazanacak yoksa Cumhur İttifakı mı kazanacak, bunlar belli olacak. Geri sayım başladı. Neleri konuşacağız Taha Bey? Valla öncelikle seçim konuşacağız. Evet. Tabii hem seçim şansları nedir? Bir de benim çok önemsediğim bir konu var. Bunun gündemde tutulmasını da arzu ediyorum. Altılı masa, altı parti ayrı ayrı girerse aldığı oydan daha az milletvekili çıkaracaklar. Yeterli oyu aldıkları halde mecliste azınlığa düşebilirler. Evet, bu çok ama önemli. İttifaklar halinde mesela iki partinin logosunda falan girerlerse o vakit şanslar artar. Onu konuşacağız. Tabii depremin etkilerini soracağız. Bir de Cumhur İttifakı da altılı masa olmaya başladı. Orada neler oluyor? Bütün bunları konuşacağız. Ben şeyle başlayayım. Hoş geldiniz öncelikli olarak. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için. İzleyenlerimize selam saygılarımızı. Tabii büyük bir deprem yaşadık. Tekrar başımız sağ olsun. Ama aynı zamanda bir rahmet ayı Ramazan'ımızı da tebrik etmek isterim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi Millet Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı artık resmi olarak, çünkü başvuru da yapıldı. Siz başından itibaren hep böyle Kemal Kılıçdaroğlu ismini zikrettiniz. Onun işte masanın adayı olması gerektiğini söylediniz. Gerek masanın adayı olarak, gerek işte hani ülkede bundan sonraki Cumhurbaşkanı adayı olarak da hep hiç böyle şey yapmadınız. Nasıl oldu? İyi oldu mu? İçe sindi mi? Neden başından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu ismini arkasında durdunuz? Bize bunu biraz anlatır mısınız? Yani bu bir hisle verdiğimiz bir hüküm değil açıkçası. Hı hı. Çok bilinmeyenli bir denklem. Pek çok parametre var. Pek çok dinamik aktör, faktör, bütün bunları değerlendirdiğimizde öncelikle Türkiye'de ana muhalefet liderinin adaylığının konuşulmasından tabii bir şey olmaz. Ama yani hani bu anın arkasında önemli bir geçmiş var. Hani Tanpınar'ın güzel bir sözü var. Bir anın arkasında asır vardır diye. Tabii 16 Nisan referandumu çok belirleyiciydi. Yani o iklimden bugüne demokratik düzlem içerisinde bir mücadele hattını oluşturabilmek adına Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı inisiyatifler var. Genel başkan olduğu andan itibaren sadece kendi kitlesi değil ama farklı farklı fikir havzaları, seçmen havzaları, bütün buralarda rıza gözeten bir üslupla beraber yürütülen bir siyaset var. Bugün geldiğimiz noktada bu sürecin içerisinden pek çok şeyi yan yana koyduğumuzda toplumsal geçişkenlikler, adeta Türkiye son 20 yılında kadastro geçmiş, hatlar çizilmiş, kimlik sahalarına, mahallelere sıkışmış bir siyaset var. Ve %50+1 dengesi ister istemez bütün bunları göz önünde bulundurmak mecburiyet içerisindeyiz. Elbette siyaset, değişen bir iklim, siyasi rekabetin şartları açısından, işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bu mekanizmanın getirdikleri realite var. %50+1 dengesi. Hiçbir siyasi parti buna tek başına ulaşamıyor. İşte bugün açarken Taha Bey de ifade etti. Cumhur İttifakı'nın halini, işte Hüdapar meselesi, onu da belki konuşuruz. Ben soracağım. Evet. İşte bu açıdan bakınca Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sürece etkin bir şekilde hem şahsi devlet kariyeri hem siyasette Cumhuriyet Halk Partisi kurucu bir parti hüviyetiyle beraber bence çok önemli genişlemeler, tarihsel bir takım önyargılardan, yaşanmışlıklardan farklı farklı kitlelere uzanabilecek bir siyasetle beraber bu noktaya gelindi. Bu açıdan ben bizler parti olarak da değerlendirmemiş, bu sürecin etkin bir şekilde eğer bir ortak aday çıkacaksa ve bu bir yıl aşan bir zaman diliminde tüm siyasi partilerle beraber Millet İttifakı içerisinde bir ortak anlayış birlikteliğini hafızaya hakim bir şekilde yürütebilecek kişinin Sayın Kılıçdaroğlu olduğunu gördük. Siyasette
Elbette popülarite önemli. Özellikle Sayın Erdoğan 94 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından bugüne uzanan siyasi kariyeri bir emsaldir. Siyasette son İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin sancılı, iptal edilmiş, açık bir hukuksuzlukla beraber Sayın İmamoğlu'nun yürüttüğü bir mücadele var. Sayın Yavaş üzerinden de bir takım beklentiler ortaya çıktı. Bunları da kayıtsız kimse kalmaz ama partilerin varlığı yürütmeye talip olmaktır. Bugün parlamentodan hükümet çıkmıyor ve parlamentoyla yürütme ayrıştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet, Cumhurbaşkanlığı seçimleri her şeyin merkezinde. Yani siyasi rekabetin sıklet merkezi Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Bu noktada eğer bir ortak aday çıkmıyorsa zaten siyasi partilerin genel başkanları tabii adaydır. Bu noktada bir ortak fikri değerlendirdiğimizde pek çok bir algoritmaya döktüğünüzde böyle bir hükmümüz vardı. Netice itibariyle kademe kademe bu öngörümüz de gerçekleşti. Elbette kolay bir süreç değildi. Bu söylediğiniz popülarite, ana muhalefet partisinin lider olması, Millet İttifakı'ndaki en büyük partinin lideri olmasının yanında Kılıçdaroğlu'nun merhum Adnan Menderes diyerek konuşması, idamları suçlaması, başını örten ve örtmeyen kadınların eşit haklara sahip olduğunu söylemesi, bunlar bildiğimiz klasik CHP çizgisinin dışında. Bu Kılıçdaroğlu'nun açılımları sizlerin işini kolaylaştırmadı mı? Kesinlikle. Benim zaten Sayın Kılıçdaroğlu ile ilk temasım 16-17 Eylül idamların yıl dönümü vesilesidir kendisi. Anlatır mısınız nasıl oldu? Alt mezara gidip bir çelenk bırakmıştı. Biz bu kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapmak niyetinde değiliz. Elbette Türkiye'de farklı dönemler, devirler, çok partili hayatın bugün hala sistematik hata veren demokrasimizin, demokrasi açığımızı kapatamayışımızın çok 27 Mayıs'la beraber başlayan bir gelenek oluşmuş. Bu defterleri kapatmak mecburiyetindeyiz. Ve demokrasi bu ülkede yerleşik, hani literatürdeki tabiriyle kasabadaki tek oyun haline, herkesin ortak kabulü haline getirmek mecburiyetindeyiz. Bu noktada da lider kadroların bir mutabakatla bu süreçleri yapmanız lazım. Ben o vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayarak teşekkür etmiştim. Biz yanlışla yarışarak yol yürüyemeyiz. Ya da eski acıları kaşıyarak. Yani bu yaralar bizim yaralarımız. Bu yaraları telafi bile bugün edebilmiş değiliz. Dönüp dolaşıp tarihi bugünün siyasi rekabetine bir cephane haline getiren Sayın Erdoğan'ın şahsında bir üslup var. Biz bu üslubun ötesindeyiz, dışındayız. Açıkçası hiçbir şekilde değiştirip dönüştüremeyeceğimiz, dünün üzerinden bir kavga yürütmek niyetinde değiliz. Ama her surette şekil verebileceğimiz yarınlar var. Çok hızlı değişen bir dünya var. Bu dünyaya Türkiye'nin sözü, iradesi, bir programı, bir siyasi aklı ortaya koyması lazım. Ben bu tasfiye edeceğimiz siyasi anlayışın ötesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun pozitif baktığı kanaatindeyim. Evet. O açıdan tabii Cumhuriyet Halk Partisi gibi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde Demokrat Parti kendimizi de öyle tarif ederim. Veresesi çoktur derim yani. Çünkü 3-4 nesli Uhdeniz'de barındırırsınız. Farklı fikirler, farklı dönemler, çok zirveye çıkmış siyasi rekabetler. Onların psikolojisinden kurtararak kendinizi bugüne bir akıl koyabilmek sorumluluk duygusuyla beraber çok kolay olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu bunu yaptı ve beraberinde Türkiye'de bugün deyim yerindeyse kendi sözlerinde de vücut bulan hani bir Halil İbrahim sofrası diyerek en nihayetinde bugün altılı masanın Millet İttifakı'nın en önemli meselesi mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesimi kalmadığı noktada herkesin hukukundan emin olacağı bir anayasal düzeni, işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzenini, işleyen bir serbest piyasa düzenini kurmak mecburiyetindeyiz. Ev ödevimiz bu. Bu mesuliyet içerisindeyiz. Elbette bununla beraber tüm senkronizasyonu bozulmuş bir devlet mekanizması var, siyaset var. İç içe geçmiş pek çok alanda bu süreci bir yanda kriz yöneteceksiniz, bir yanda bir kurucu akılla, bir teorik plandan başlayarak pratiğe geçireceğiniz çok önemli, çok hızlı yürüyecek bir süreç var. Evet. Yani bu soruyu aslında sormamdaki amaç altılı masadaki diğer mesela işte Deva Partisi, gerek Gelecek Partisi
ya da İyi Parti, onlar hep seçilecek aday tartışmaları ya da diğer partilerde biraz böyle sanki hani CHP'nin o geçmişten gelen mirasını kendi tabanlarına anlatmakta güçlük çektiler. Siz de bu bağlamda hani başından itibaren siz hiç bu tartışmaların şeylerin içerisine girmediniz. Tabandan gelen bir itiraz falan olmadı herhalde. Bunu şöyle yaşadığımız bir süreç var. Yani zihinlerimiz, hiçbirimiz yani bir yıl önceki, üç yıl önceki, beş yıl önceki, işte 2007-2010 hani siyasi kırılmaların yaşandığı dönemlerle bakamıyoruz. Başka bir noktadayız. Ve bugün altı siyasi parti, Millet İttifakı merkezinde, demokrasi ve hukuk temelinde, ben buna laikliği de ilave ediyorum. Demokrasi, hukuk ve laiklik Türk milletinin milli güvenlik şemsiyesidir bu devlet. Yaşadığımız önemli bir tecrübe var. Zaten Cumhuriyet'e arkamızda bir modernleşme çizgisi içerisinde getirdiğimiz ve bugün Türkiye'yi bulunduğumuz coğrafyada pozitif bir şekilde ayrıştıran iki tane çökmüş ülkeye komşuyuz. Irak ve Suriye aynasında baksak, Türkiye'nin anayasal düzlemde kazanımlarının ağır aksak eleştirilerimiz, bu tarih bizim tarihimiz. Pek çok kırılmalar, pek çok buhranlar, pek çok acılar da var ama netice itibariyle ben Tanzimat'la beraber adı konmuş, meşrutiyet, ikinci meşrutiyet, cumhuriyet çok katı bir programa bağlanmış, çok partili hayat ve bu ifade ettiğim eşiklere benzer bir tarihi eşikteyiz. Hem konjektürel olarak, hem bölgesel olarak, hem küresel olarak tarihi vetere içerisinde Türkiye'yi konumlandırdığımızda buradaki mesele sadece bir iktidar değişimi değil, iktidar değişimini aşan bir şekilde kudret kapasitesine denk bir siyasi akılla Türkiye'yi buluşturabilirsek, Soğuk Savaş'ın artçı sarsıntılarının bile sonuna geldiğimiz bu coğrafyada bölgenin huzuruna, güvenliğine, refahına hizmet edecek çok önemli bir aktör Türkiye. Beraberinde küresel iklim içerisinde kendi ekonomisini bugünün rekabet şartları içerisinde kodlayabilirse, bir yandan üreten ama öbür taraftan refah transfer edebilen bir Türkiye'yi ortaya çıkartabilme imkanı bu var. Milliyetçi, muhafazakar, sağ, hepsi Demokrat Parti geleneğinden gelen ahali tabanında da bu anlattığınız değişimin yeterince gerçekleştiği kanaatinde misiniz? Yani eski acılar unutuldu, yeni bir sayfa açalım zihniyeti ne ölçüde geçerli? Ben büyük ölçüde toplumun o sorgulamayı yaptığı kanaatindeyim elbette. Bizler de o acıların içerisinden gelmiş hafızaya sahip insanlarız. Tabii. 27 Mayıs 1960'ta benim dedem belediye başkanı işte görevinden alınmış. Ailenin düzeni. Her hanede bunlar var. Şimdi biz bunları yok varsayamayız ama bir yaşanmışlık var bunun üzerine de. Bugün Türkiye'de hepimizin biraz evvel de tarif etmeye çalıştığım mesuliyeti, korkusuzca yaşama hürriyetimizi, siz çok sık referans verirsiniz Ali Fuat Başgül Hoca'nın, bunu temin edebilmek. Ben bu ülkenin kaynaklarının dünle mukayese ettiğimizde çok sınırlı imkanlarla Türkiye bu büyük sıçrama hamlelerini yapmış. 1950 yılında Türkiye'nin 3000 üniversite öğrencisi var. Ama bugün, o günden bugüne kıt imkanları olmasına rağmen bir akıl koymuş. Evet. Ve Türkiye'nin üretici altyapısını kurmaktan başlayarak eğitim hamlelerini, ama bugün her türlü imkan var. Her türlü insan kaynağımız var ama önüne bir sağlıklı akıl koyamadığımız için Türkiye son 20 yıllık dönemi, dünya konjektürünün de önümüze koyduğu, bir yanda para bolluğu, onun dışında küresel iklimin başka başka avantajları, Türkiye kendi hücrelerini yenileyerek kendisini daha farklı bir pozitif rol oynayabilecek ve kendi refahını, kendi güvenliğini tanzim edecek imkanlara kavuşabilme imkanı varken maalesef istikrarsızlık içerisinde, bütün akitlerinin sorgulandığı, uluslararası akitlerinin sorgulandığı, demokrasisinin küme düştüğü, işte bir demokrasi toplantısı var. Türkiye davet edilmiyor. Buradan bile baksak Türkiye ikinci için, defadır davet edilmiyor. Türkiye için bir büyük zafiyet ortaya çıkıyor. İttifakı. Evet. Bu ittifakı soralım. Ben onu bilhassa önemsiyorum. Biliyorsunuz yıllardan beri Türkiye'de uygulanmakta olan DONT sistemi demokraside istikrar olsun diye en büyük partiyi ödüllendiriyor, ondan sonra ikinci büyük partiyi ödüllendiriyor, ondan sonra üçüncü büyük partili. Siz farza seçimlerde toplam Millet İttifakı olarak %55 oy alsanız, hatta %60 oy alsanız, parça parça seçimlere girecekseniz parlamentoda azına düşebilirsiniz. Onun için
altı partinin kendi arasında nasıl ittifak yapacağı, hangi logolar altında seçime gireceği çok önemli. Bu konuda çalışmalar var deniyor. Bir de sizden duyalım. Temel Bey de yani bu çalışmalar %90 üçlü ittifak diye söyledi Temel Bey. Siz yani hakikaten karşımıza 6 tane parti mi çıkacak? O vakit müjdeler olsun, Millet İttifakı parlamentoyu kaybeder. Tabii konuştuğumuz meseleler temsili demokrasinin pratik problemleri veyahut da siyasi partilerin bir akıl yürütmesi gereken. Tabii ittifak modeli geçmişte hülle yoluyla siyasetimizde olurdu. İşte 91-95 ittifak modellerini, 91'de Refah Partisi, Islahçı Demokrasi Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, 95'te de Anavatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin yaptığı. Doğru Yol MHP işbirliği o zaman gerçekleşmemişti. Ama 2018 yılında Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli, özellikle MHP'nin de önceliklerini göz önünde bulundurarak böyle bir ittifak modelini Türkiye'nin önüne getirdiler. Ve bunca zaman geçtikten sonra bu modelin kendi aleyhlerine işlediği düşüncesiyle bir mühendislikle geçen yıl hem İttifak siyasi partiler kanununda hem seçim sisteminde bir mühendislik yaparak bir takım değişiklikler, tam mühendislik, evet. Artı değer ortaya çıkmasın ve muhalefetin lehine yazmasın. Bunun bir hedefi vardı. Nasıl 2018'de muhalefet partileri Millet İttifakı olarak buna bir akıl geliştirmişsek, bugün aslında sorumluluğumuz sizin özellikle çizdiğiniz çerçevede. Çünkü bizim iddiamız sadece bir iktidar değişikliği değil. Türkiye'yi yapısal olarak, siyasal sisteminden başlayarak çok derinden bir değişimi, sarsıcı bir değişimi Türk milletinin, Türk seçmeniyle buluşturabilmek. Bunun için de Büyük Millet Meclisi'nde nitelikli bir çoğunlukta temsiliyeti üretmeniz gerekir. Bu açıdan bakınca aklın yolu bu noktada bir takım işbirliklerini, ister bu bölgesel olur, farklı farklı bölgeler olur. Şu anda partilerin bir yanda altılı düzlemde bir çalışma grubumuz var. Orada bir süreç sürüyor. Onun dışında partilerin kendi aralarında bir takım simülasyonları, çalışmaları var. Siyasette tabii işte 24 saatin ne kadar kıymetli olduğunu yakın zamanlarda da tecrübe ederek geliyoruz. Süleyman Bey'in, rahmetli Demirel'in lafıdır. Hepimiz biliriz. Bugün de yani son 3 günün, 5 günün, 1 haftanın işi onun öncesi hallolmuyor. Netice itibariyle iç içe geçmiş çok önemli süreçler. Bu noktada genel merkezler bir akıl, bir uzlaşıyı, menfaatleri de birleyecek bir çıkış yolunu bulmak mecburiyetindeyiz açıkçası. Aksi durumda sizin verdiğiniz hüküm kadar olmasa da ona yakın en azından hedeflediğimiz bir eşikte temsiliyeti yakalamama riski olur diye düşünüyorum. Peki siz, sizin durumunuz nasıl? Benim soruma cevap vermedi. Vermedi. Konunun önemini belirtti ama ben nasıl diye sordum. O nasıl ve lider ya. Şimdi sen zorla onu. Şimdi bu ittifak içinde... Tabi Bey'in sorusuna cevap vermemezlik etmem ben normalde. Ama bu öyle kolay iş değil. Ama maalesef vermediniz. Süreç işliyor tabii. Evet. Yani hani bugün kesin hüküm verebileceğimiz şimdi bir burada, zorluklar var, imkanlar var. Onları bütün cephesiyle değerlendiriyoruz. Şimdi ittifak içinde ittifak modelleri konuşuluyor. Taha Bey'in söylediği şey çok önemli. Çünkü sadece Cumhurbaşkanlığı makamını almak yetmiyor. Yani şundan dolayı. Çünkü Millet İttifakı'nın bir vaadi var. O da diyorsunuz ki bu ucube sistemi biz iktidara gelir gelmez hemen değiştireceğiz. Bunu da değiştirebilmek için ya da bu ucube sistemin Türkiye'nin gerek hukuk işte kurumlarında yaptığı yozlaşmalar, çürümeler, bunları toparlayabilmek için de bazı böyle hani kanuni düzenlemeler, tabii kanun değişiklikleri yapacaksınız. Meclis çoğunluğu sizde olmalı ki bu değişiklikleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Ya da işte güçlendirilmiş parlamenter sisteme, tabii, doğru değil mi Tahir? Evet, evet. Geçebilirsiniz. Fakat hal böyleyken siz daha böyle kendi aranızda hani bu model daha çok milletvekili mecliste çoğunluğu sağlayacak bir modelle çıkamadınız. Yani seçimlere çok az kaldı. Bir ittifak modeli, seçim ittifakı modeli ortaya koyamadınız. Süreç işliyor yani çıkamadı. Yani iki haftalık bir zaman dilimi var. Bu hatır sayılır bir zaman dilimi bence.
Bu noktada bir maksimum faydayı elde edecek bir formülasyon üretebilmek de çok kolay değil. Çünkü sadece siyasi partilerin bir araya gelmesi yetmiyor. Bölge bölge, seçim bölgelerinin farklılaşan hususiyetleri, adayı profilleri. Hı hı. Bütün bunlar aslında o neticeyi sürüklemek adına çok çok önemli. Ben bu noktada bir elbette her siyasi parti bir yandan blokların kendi arasında rekabeti var. Bir yandan da blokların kendi içinde tatlı tabii, bir rekabeti tabii. Diyelim ona. Yani öyle bir de boyutu var. Ama asıl olan ana mihenk tabiinin altını çizdiği yani o neticeyi üretebilmek için günlük bulunduğumuz mevzilerden bakarak değil o ana perspektifteki temel beklentiyi karşılayabilecek bir aklı üretebilmek. Yani ben o sorumluluk duygusu tüm siyasi partilerde var. Tabii çok da kolay değil. Farklı masada referans çıkar mı? Şimdi mesela hani bu ittifak önemli bir mevzu. Burada 6 parti uzlaşır mı? Yani oradan bir mutabakatla bir modelle çıkılır mı yoksa bir kriz çıkar mı masadan? Şimdi, mutabakatın pek çok boyutu var. %100 oranında herkesi tatmin edecek bir mutabakat çıkmayabilir ama önemli ölçüde bir mutabakatın ben realize edileceği kanaatindeyim. Masada da bir kriz çıkmaz. Aslında bu zamana kadar çok tartışa konuşa belki siyasi tarihimizde olmayan bir süreci yürüterek zaman zaman kriz diyebileceğimiz süreçler de yaşanarak ama aklı selimin galip geldiği bir sürecin akabinde buradayız. Orada da en temel şey çok ısrarla altını çizdiğim milletimizin beklentileri bizim kılavuzumuz, ızdırapları bizim kılavuzumuz. Onun dışına düşmemektir asıl olan. Milletin vicdan hizasında durmaktır. Bu zamana kadar ortak akıl bu istikamette işledi. Bugün zaten siyasi partilerin bir yanda kendi önemli bir propaganda süreci var. Tabii bu deprem ister istemez siyasi rekabetin bu süreçlerini de etkileyen deprem bölgesinden başlayarak İktidar cenahı da muhalefet olarak bizler de geçmişte alışa geldiğimiz sokaklara, meydanlara taşan bir süreç değil. Daha çok kitle iletişim araçları, onun dışında organize toplantılar böyle bir süreç işleyecek. En azından bayrama kadar diyelim. Peki bu ittifakların içerisinde Demokrat Parti var mı? Elbette biz zaten altılı ittifakın. Çünkü şundan dolayı soruyorum bunu Gültekin Bey. İttifak içinde ittifak modeli konuşulurken 3 partinin ismi geçiyor daha çoğunlukta. Yani Saadet Partisi var, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Demokrat Parti'nin ismi geçmiyor. İyi Parti'nin adı yok. CHP ama hani bu 3 parti üzerinden bir formülasyon sanki. Öyle gelecek. Olunca şu ihtimal gündeme geliyor. bu üçlü ittifak olur veya olmaz. Diğer bir seçenek Elif Hanım'ın bahsettiği ayrı ittifakın yanında. henüz oy tabanı tam teşekkül etmemiş olan partilerin büyük miktarda oy almış partilerden kontenjan yoluyla seçime girmesi. Bu da konuşuluyor mu? Elbette bu da ihtimal dahili içerisinde. Kendimizle ilgili şunu ifade edeyim. Zaten altılı ittifak çok uzun süredir Türk siyasetinde seçmen davranışını etkileyen %10 barajı gibi. Öyle. Çünkü seçmeni stratejik oyuncuya dönüştürdük. Pozitif bir tercih yapmak yerine hep negatif bir tercih yaparak aman A partisi gelmesin B'ye verelim, aman C partisi gelmesin D'ye verelim. Aslında bu gölgeyi sistemin üzerinden kaldıran bir imkan veriyor ittifaklar. Ama elbette siyasetin genel Türkiye çapında bölge barajının kalkması fiili olarak don sistemi dolayısıyla mahalli barajlar, bölge barajları ortaya çıkıyor. Bu noktalarda bir akıl yürütülüyor. Biz de kendi hazırlığımızı her siyasi parti yapıyor. Biz de kendi hazırlığımızı yapıyoruz. Ama en nihayetinde bu ittifaklar aslında bu son model geçmişte bildiğimiz bir siyasi parti ya diğer siyasi partilerin listelerinden girerdi. Şimdi öyle bir imkanın ötesinde farklı bölgelerde, farklı modeller, farklı hassasiyetler dolayısıyla o bölgelere uygun veyahut da örgütsel altyapısı, referansları itibariyle daha sempatik gelebilecek farklı siyasi partiler üzerlerinden de bir takım tercihler konuşuluyor zaten bütün bunlar. Bütün farklı simülasyon
permütasyon kombinasyon hesabı gibi önümüzde aslında. Demokrat Parti biz kendi hazırlığımızı yapıyoruz. Şu ana kadar netleştiğimiz, yani müstakil olarak siyasi parti. Ama başından itibaren konuştuğumuz bir şey ve Türkiye'deki fiili zorunluluk, siyasi partilerin özellikle 2-3 milletvekili çıkaran seçim bölgelerinden başlayarak bir işbirliği yapma mecburiyeti. Tabii. Çünkü oralarda 5 milletvekili çıkaran yerden 6 partinin milletvekili çıkarması çok zor tabii. O noktalarda zaten yürüyen bir çalışma grubunun çok önemli bir çalışması müşterek var. Müşterek çalışma grubu, evet, değil mi? Evet, evet. Onun dışında partilerin karşılıklı olarak birebir konuştukları kendi da var. Kendi logonuzla girdiğiniz şehirler olacak mı? Mesela hani 41 il ya da 40, yani böyle bir şeyiniz var mı? Evet, elbette bir hesaplamamız, çünkü mukayese olarak her siyasi partinin kendisine göre, evet, daha üstün, daha örgütsel altyapısı veyahut da bu etkinlik sahasını oluşturduğu alanlar var. Her siyasi partinin bir öncelik sıralaması var. Bizim de geleneksel tabanımızın olduğu, etki sahamızı daha da genişletebileceğimiz bu süreçte asıl olan iktidara oy vermiş seçmen kitlesinden muhalefetin hem cumhurbaşkanlığı seçimine oy taşıyabilmesi, hem genel seçimde oy taşıyabilmesi. Ben bu noktada meselenin ehemmiyetini belirtmek için 2002 seçimlerini hatırlayalım diyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi %37 oy aldı. Değil mi? 34. 37. 37 veya 34 oy aldı. Onunla parlamentonun çoğunluğunu %60'a yakın kısmını aldı. Neden? Öbür partiler başta Doğru Yol ve Anavatan olmak üzere baraja takılmışlardı. Şimdi de ülke genelindeki baraj %10'dan 7'ye indirildi. Ama şimdi de DOM sistemindeki mahalli barajlar sebebiyle benzer bir sonuç ortaya çıkabilir. O yüzden de ister güçlü görünen partinin listesinden girmek şeklinde, ister hangi parti nerede güçlüyse diğerlerinin orada girmesi şeklinde bir ittifak, milli iradenin parlamentoya yansıması için zorunlu gerçekten. Bunun bilincini görüyor musunuz? Altında. Her partinin bunun bilinci içerisinde olduğu kanaatindeyim. Elbette partilerin kendi öncelikleri de var. İfade ettim yani bir yandan. Her partinin önceliği olur. İç rekabet de var ama asıl olan farklı bir dönemdeyiz. Yani bu dönemin 3-5 milletvekili fazla eksik almaktan öte daha büyük bir rekabet yarılması var. Yani oradan bakmakta büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Ama ben partilerin büyük ölçüde o hassasiyetle yaklaştığını görüyorum. Ama altı farklı siyasi parti bütün bunları bir havzada herkesin beklentilerini tatmin edecek bir şekilde yapabilmek de çok kolay değil. Onu da ifade muhakkak etmek lazım. Muhakkak zor. Evet. Ben şeyden gitmek istiyorum tabii. İttifakla alakalı soracağınız sizin başka bir soru var mı? Yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini soracağım. Buyurun. Sen sor. Tamam. Şimdi bu hani meclis çoğunluğu dedik. Meclis çoğunluğu sağlanamadığı zaman aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak çok da yani anlamlı ama bir yerde o meclisle beraber, evet, çalışma bu biraz sekteye uğrayacak gibi oluyor. Buradaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra meclis çoğunluğunu elde edemezse Millet İttifakı bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme yol haritası akamete uğrar mı? Yani bir B planı var mı? İster istemez. Çünkü anayasal bir düzenleme. Şimdi A planı mecliste. Değil, mecliste çoğunluğun elde edemediğiniz zaman B planı var mı elinizde? Bir tık geriden başlayalım. Aslında bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hani Türkiye'ye has model diyerek böyle ne parlamenter demokratik rejimin bildiğimiz klasik çerçevesi, ne sert kuvvetler ayrılığına dayanan başkanlık modelleri. Bir nokta bu şekillendirilirken, konfigüre edilirken, evet, atlanmış. Yani yürütmeyle yasamanın farklı cephelerde olduğu dönemlerde üreteceği kriz işleyişlerini, hele hele çok yerleşik tahammülleri tahrip edilmiş, iktidar muhalefet çekişmesinin zaman zaman uç noktaya çıktığı, çok kategorik olarak işlediği, esastan milletin meseleleri, milletin beklentileri üzerinden bir sağduyuyla son dönemlerde işletemedik. Parlamentoda pek çok hassas meseleyle ilgili, deprem de dahil olmak üzere,
kaç milletvekili çıkmış Adıyaman'da, Maraş'ta, Hatay'da bu riskleri ifade etmiş ama iktidar sağır kalmış bunlara. O zeminleri işletebilsek peki bu günler, yaşadığımız bu büyük felaketi yaşamayacaktık. Şimdi Amerikan modelinde zaman zaman başkanla kongre farklı ellerde olur ama orada bir hükümeti de kapanmasına varıncaya kadar, ama o krizler orada bir geçmişi var, çözülür. Bugün işte, kurumların işleyişi bozulmaz. Bozulmaz. Bu sistemi kamuoyunda Sayın Erdoğan adına savunan Mehmet Uçum'a sorsak, yani bu noktaları hiç düşündünüz mü? Hiç öyle bir perspektifleri olmamış. Nasıl olsa biz %50'nin üzerinde oy alıyoruz. Büyük Millet Meclisi'nde de büyük çoğunluğumuz var. Millette de, yürütmede de kazanıyoruz. Bu işin bir temel referans boyutu. Bizim için geçerli olan kısmı elbette ihtimal dahilindedir. Yani Büyük Millet Meclisi'nde masada konuştunuz mu bunları? Diyelim ki koalisyon mecliste çoğunluğu alamadı. B planımız nedir? Ne yapacağız? Şöyle, yani nitelikli eşikler var. Salt çoğunluğu sağlamak da var. Referanduma götürecek eşiği sağlamak da var. 400'ün üzerinde Büyük Millet Meclisi'nin anayasa yapabileceğiniz eşiği sağlamak da var. Ama tabii seçim akabinde, seçimle beraber toplumsal iklim, siyasal iklim de çok belirleyici. Sayın Erdoğan bu sistemi, sınırsız yetki, sıfır denetim mekanizması diye ifade edebileceğim bu mekanizmi bir başkası seçilsin de gelsin kullansın diye istemedi. Kendi şahsı özelinde. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de iktidar kaybettiği andan itibaren bunu gündemine alacağı kanaatindeyim. Yani parlamenter sisteme dönüşü. Evet. Bu noktada, o çok söyleniyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Yani ifade ettiğim gibi oluşacak psikoloji, toplumsal psikoloji, siyasal psikoloji çok belirleyici olacaktır. O açıdan kati hükümler vermek kolay değil ama ifade ettiğiniz gibi en azından biz kendi taahhüdümüzü, parlamenter demokrasiyle ilgili işleyen demokrasi, kuvvetler ayrılığı. Çünkü Türkiye'de 20 yılın akabinde adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle en zirve noktaya çıkmış ama kurumları tasfiye ettik. Türkiye'de bir problemi demokratik kanallara aktaramıyoruz. Sadece ve sadece Sayın Erdoğan'ın kadrajına bir problemi taşıyabiliyorsak çözüm üretebiliyoruz. 85 milyonluk bir ülkede bunu yapabilme şansımız yok. Sayın Erdoğan hatırlarsınız. Validebağ semtindeydi zannederim. Protestolar vardı kentsel dönüşümle ilgili. İşte ben komşunuzum, gelin bulun beni diyor. Yani bu uygulanabilir bir model değil. Yani Kısıklı'da kapısına dayansa vatandaş içeri girebilme şansı olmaz. Bir devlet böyle, modern bir devlet böyle işlemez. Temsili mekanizmaları bunun için kurmuşuz. O açıdan sürdürülebilir bir hal yok ve bu sistemin ürettiği vatandaşımızın sofrasında bedeller var ve bu seçim, bu sistemin, Sayın Erdoğan'ın şahsında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak ifade ettiğimiz keyfi rejimin ürettiği maliyetlere Türk seçmeni razı mı değil mi? Razıysa devamını isteyecek, razı olmadığı kanaatindeyiz. Bir yeniliğe, bir derinden Türkiye'de iklim değişikliğine vesile olacak bir iradeyi kullanacağını görüyorum ben şahsen. O açıdan tabii bu da ihtimaldir ama ben Türkiye'de bir salim değerlendirmeyle bu geçişin sağlanacağını düşünüyorum. Zaten bu 12 maddelik son açıklanan bildiride anayasayı değiştirerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme imkanı bulunamazsa Cumhurbaşkanı'nın 5 yıl süreyle görevine devam edeceği belirtiliyor. Evet. Tam açık yazmamışlar ama akılların kenarında o var gibi geliyor bana. Ben esas soracağım, Cumhurbaşkanı seçimi birinci turda biter mi? Ben toplumsal enerjiye baktığımda tabii o sıcak atmosferin artık hani bir maratona benzetirse projektörlerin altında stadın içerisinde koşacağımız dönemin eşiğindeyiz artık. Özellikle listeler 9 Nisan'da genel seçim, parlamento rekabeti için seçim kuruluna tesliminden itibaren daha sıcak bir atmosfer olacaktır. O enerjiyi görüyorum. Bu denklemi bozabilmek için farklı farklı işte iktidarın mühendisliklerinde, müdahalelerinde, son olarak Yeniden Refah Partisi'nin Sayın Erbakan'ın adaylıktan çekilmesi. O şahane bir olay, onu soracağız. Müstakil bir da, olarak soracağız onu. Çünkü o havuzdan en küçük kaçağa tahammülün olmadığını görüyorlar.
Ama ben netice itibariyle milletin önüne duvarlar örülmez. İstediğiniz kadar örün. Tabii bu psikolojiyi seçim gününe, sandığa taşımak ve sandıktan çıkartabilmek bizim için asli vazife. Ama yani şimdi sahada o enerjiyi görüyorsunuz seçmende. Yani bir iktidar değişimi istiyor. Millet İttifakı olarak tabii siz de bunu istiyorsunuz. Fakat yani sahadaki enerji yeterli mi? İşin bir de matematiği var. Yani bu sistem %50 artı bir oy alacak yani Cumhurbaşkanı seçimini kazanmak isteyen, Cumhurbaşkanı makamına oturmak isteyen kişi. Bugün 4 tane Cumhurbaşkanı adayı var. Yani 2 adayla gitmiyor Türkiye seçime. 4 aday var. Bu da matematik olarak bunun böyle birinci turda seçimi almayı görünürde kağıt üzerinde imkansız gibi gösteriyor. Ben yaşanacak siyasal sürecin seçim gününe kadar Türk seçmeninin önünde çok net bir tercih var. Biraz evvel de ifade ettim. Yani bu keyfi rejimin ürettiği bedelleri daha da katmerlenerek bir şekilde önümüzdeki dönemde göğüslemek istiyor mu istemiyor. Ben vatandaşa bakınca istemediği kanaatindeyim. Son 1-1,5 yıllık ekonomi politikalarına baksak. Evet. Yani siz bu hayat pahalılığını deyim yerindeyse Atatürk Barajı'nın gövdesinde bir çatlak oluşmuş. Bir sakızla orayı kapatmaya çalışıyorsunuz. Yani bir cikletle. Bunun tutmasının imkanı yok. İşte dolar üzerinden farklı farklı usullerle bilançoları Merkez Bankası'nın makyajlamak adına bir takım swap anlaşmalarla Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, farklı yerlerden. Rusya'dan BOTAŞ'ın 20-25 milyar dolar deniliyor ki asıl problemimiz kayıt dışına çıkmış bir devlet var. Biz varlık fonu kime ne kadar ipotek edildiği, nereye taahhütte bulunduğu, borçlandı hiç bunları bilmiyoruz. Ya böyle bir çünkü varlık fonu Sayıştay denetimine tabi değil. İşte orada da milli iradenin silsilesinin bir meşruiyet açığının çıktığı yani evet. Kapsamı dahilinde değil Sayıştay. Millet adına, millet meclisi adına o denetimi, milli iradenin aslında o meşruiyet silsilesiyle beraber verdiği bir yetkiyi kullanıyor. Bütün bu cephelerinden baktığınızda ben en nihayetinde Türk seçmeninin o sandık gününe geldiğinde bir referandum psikolojisiyle çok temel bir tercih yaptığını görüyorum. Öyle de değerlendirecektir. Elbette İki aday arasında mı? Yani 4 aday var ama seçim 2 aday arasında geçecek mi diyorsunuz? Yani asli rekabet belli burada. Bunu tartışmaya bile mahal yok. Diğer 2 aday 100 bin imzayı geçtiler. Onlar da bir mücadele veriyorlar. Olumsuz bir fikir beyan etmek istemem. Tabii bu ittifaklar, partilerin işbirlikleri, bir takım açığa çıkan partilerin iradelerine itiraz eden seçmen kitleleri, geçmiş seçimde de gördük. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmeninden veyahut da muhalefette de zaman zaman bunlar olabilir. Bir açık çıkar. Oraya bir alan oluşturmak için siyasi projeksiyonda da bulunabilirsiniz. Bu siyasi rekabet içerisinde bütün bunlar var. Ama ben en asli Türkiye'de rekabetin yarılmasının olduğu ve seçmen tercihinin belirleneceği eşik bir tercihimizle pek çok şeyi tercih edeceğimiz, pek çok değerler manzumesini tercih edeceğimiz. Önümüzde bir kavşak var. Bu kavşak dar parantezde 5 yıllık parantez ama 20 yıllık bir parantez. Biraz evvel de tarihsel vetere içerisinde çok önemli Türkiye'nin devlet olarak, millet olarak kendisini yeniden demokrasisini, hukukunu, ekonomisini, eğitim sistemini kodlayacağı önemli bir tarih eşik. Bütün bunları oylayacaktır. Şimdi şöyle bir şey var, çok müsaadenizle tabi, şunu da devam sorusu olarak sormak istiyorum. Cumhur İttifakı hani ciddi bir siyasi mühendislik yapıyor. Yani dediğim gibi bu %50 artı bir, aslında bütün mesele burada kilitleniyor. Kendi tabanından oy alacak olan ya da kendisinin kazanmasını riskli hale getireceğini gördüğü Yeniden Refah Partisi'ni ve Erdoğan bugüne kadar hiç yapmadığı bir şey yaptı. İmza attı. Yani bir sözleşmenin altına imza diğer attı. Diğer ortaklarıyla yapmadı. Yapmadı. MHP ile yapmadı. İşte Büyük Birlik Partisi ile yapmadı. Bunu yapmamak için de direndi. Anlaşma gitti geldi. Ama sonra bütün anlaşmanın altına imza attı. Dediğini, yani Yeniden Refah Partisi'nin dediklerini yaptı ve
kendi ittifakının içerisine kattı. Şimdi Muharrem İnce de Millet İttifakı'nın tabanından oy alan bir isim. Yani bir oy bile alsa risk. Dediğim gibi yani sistemden kaynaklanan bir sorun bu. Millet İttifakı neden bu tür şeyleri yapıp da daha kapsayıcı işte hani bu tür çalışmaları yapmıyor da ittifakı birazcık daha genişletmiyor? Sayın Erdoğan'ın kısmından başlayayım. Hani hoş bir ifade var yerleşik dilimizde. Yani Tarzan zorda diye Sayın Erdoğan ifade ettiğiniz hiçbir siyasi partiyle bu tür bir akitleşme en azından belirli prensipler temelinde kağıda dökmezken sözlü, mecburiyetinde kaldı. Bu da problemin büyüklüğünü kendi açısından ortaya koyuyor. Yani iki kutup var. İki ana rekabet zemini var. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta Millet İttifakı. Bazen bu konsolidasyonu azami düzeyde sağlarsınız. Siyasi partilerin işbirliği, böyle çeksenet cirolar gibi seçmenin iradesini de bir yere ciroladığımız bir imkan vermiyor. O ana milletin vicdan hizasında duruyorsanız o kitleyi arkanızda tutabiliyorsunuz. Aksi takdirde tutamazsınız. Bu noktada tabii Muharrem Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden çıkmış. Geçen seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmuş o partinin adına. Ve sonrasında da ayrılarak bir siyasi parti kurmuş. Orada bir Cumhuriyet Halk Partisi ile bir hassas ilişki düzeyleri var ama önümüzde ben seçmen iradesinin de çok sınırları çizeceği, o hassasiyeti her zamankinden çok daha fazla belirleyici hale getireceği bir süreç var. O noktada karşılıklı iyi niyet beyanları kamuoyunun önünde de ifade ediliyor. Seçim gününe kadar çok zaman var. O güne kadar işleyecek bir süreç olarak değerlendiriyor. Evet. Şimdi Cumhur İttifakı'nı konuşuyoruz. Depremleri de şu siyasi konuları bitirince, depremlerin mali yükü siz nasıl karşılayacaksınız o zaman konuşalım. 14 Mayıs gününe seçim konulması ve bunu Cumhurbaşkanlığın 14 Mayıs 1950 seçimlerine benzetmesi, bir de yeter söz milletindir demesi, siz buna tepki gösterdiniz. Bu 14 Mayıs tarihi ve yeter söz milletindir sözü artık ne kadar kitlelerin ne kadarında etkilidir bilmiyorum ama neye, kime yarar? Sayın Erdoğan kime itiraz ediyor ben de merak ediyorum. biz 20 yıllık Sayın Erdoğan'ın iktidarına yeter diyoruz. Sayın Erdoğan zaman zaman böyle bir ayrışım oluyor. Sayın Erdoğan kendini farklı bir yere, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni başka bir yere. Onun da bir itirazı var. İtirazı var ki kendi hükümetini tasfiye etmek için aslında şimdi hepsini adayı gösteriyor. Yani enkazın altında kaldığı diye de. Yeter söz milletin demek bakanları. Herhalde öyle anlamak lazım. Tabii bir meşruiyet açığı başından itibaren Sayın Erdoğan'ın kendisini konumlarken siyasi çizgisini işte muhafazakar demokratız diyerek yola çıktı. Zaman zaman Menderes'e, zaman zaman Demokrat Parti'ye, zaman zaman rahmetli ya dedim Özal'a referans verdi. Ama icraata baktığınızda bambaşka bir tablo var. O açıdan mevsimlik demokratlık, mevsimlik milliyetçilik, Sayın Erdoğan o noktada bir azami pragmatizmi var. Onu görüyoruz. Bir yanda milliyetçilik ayaklarımın altında diyerek sonrasında farklı farklı söylemler geliştirebilir. Bugün söylediğini yarın da değiştirebilir. Rahmetli Süleyman Demirel öyle derdi. Ne söylemekten çekiniyor ne söylediğini inkar etmekten çekiniyor diye bir tarif yapardı Tayyip Bey ile ilgili. Bugün de bu hal işte Hüdapar meselesine geldiğinizde bile görebilirsiniz. Siyasetin o işleyişi içerisinde dün söylenmiş sözlerin Sayın Erdoğan için çok bir manası yok. Elbette 14 Mayıs 1950 çok partili hayata geçerken çok önemli bir eşik. Türk demokrasinin en önemli sermayesi, kavgasız dövüşsüz iktidarı değiştirebilme kabiliyeti oldu kanaatindeyim. Tabii. Şimdi bu kabiliyetimizi bugün soru işareti var üzerinde. Bugün seçmen kitlelerin üzerinde acaba Sayın Erdoğan iktidarı bırakır mı diye dosajı yüzdesi ne kadardır bilmem ama zaman zaman vatandaşımızın endişelendiğini görüyorum. Öyle bir eşiğe gelmişiz. Bunca tarihsel tecrübeyi,
Türkiye çöpe atabilir mi? Bunları yaşanmamış sayabilir mi? Ama bugün tek bir varlığı var. Geçmişte de bir programda ifade ettim. Sayın Erdoğan'ın Türkiye ile ilgili bir hayali kalmamış. Türk milleti 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak kendisine bir zaman vermiş, bütçe vermiş, siyasal güç vermiş, siyasal güç yetmemiş, mutlak bir iktidar istemişsiniz. Önünüzde hiçbir engel yok. Ama hangi ölçüye vurursak vuralım, 2023 hedeflerinden bahseden iktidar mensuplarını görüyor muyuz? Yani işte 2 trilyon dolarlık gayri saf milli hasıla, 500 milyar dolarlık ihracat hedefi, bir takım mazeretlere sığınarak bunları izah edemezsiniz. 5 yıllık kalkınma planları, orta vadeli planlar, yıllık bütçeler, hiçbir hedeflemenizi tutturamamışsınız. Ve bugün geldiğiniz noktada Türk milletine taahhüdünüz, son emeklilere 2000 lira artış teklifiyle beraber de büyük bir kitleyi siz orta sınıfı genişletmek yerine orta direğin çöktüğü bir politik tercihlerle, ekopolitik tercihlerle getirdiğiniz yer, milyonlarca insanı en asgari yaşam düzeyinde eşitlemiş haldesiniz. Bu açıdan ben Sayın Erdoğan'ın Türkiye'ye bir teklifi yok. Demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili tahayyüllerini, ufuklarını gördüğümüz bir süreç. Bu değerler kendi lehine işliyorsa kabuller, işlemiyorsa zaten tukaka denilen Avrupa Birliği ilerleme raporlarını hiç duyuyor muyuz? Türkiye o bağlarını da kesti. Sayın Erdoğan zaten demokrasi liginde Türkiye'yi tutabilme imkanı bu zihniyetle mümkün değildi. Türkiye biraz daha içe kapatarak kendi siyasi hedeflerine gitme yolunu tercih etti. Bugün geldiğimiz yer burası ama ben Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusuyla, yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşıyla, dinamik özel sektörüyle, dünyayla rekabet eden, dünyaya ihracat yapan insanlarla Türkiye'yi içe kapatabilme imkanımız yok. O açıdan çok yapısal olarak zaten Sayın Erdoğan kaybediyor. Demografiye yenildi Sayın Erdoğan. Türkiye'de her yıl 400 bin üzerinde vefat var ve bu kitleden en fazla seçmen kitlesini kaybeden Sayın Erdoğan. Her yıl 1 milyon 250 bin ile 300 bin arasında yeni seçmen kitlesi geliyor. Kendi ortalamasının bile altında bu yeni gelen seçmen kitlesinde ve sadece kendisini görmüş bu seçmen kitlesinden oyalamıyor. Bu zaten makasın iki tarafından kesmesi gibi bir hal. Evet. Hudapar dediniz. Biz de onu soracaktık zaten. Buyurun. Yani tabii iktidarın ne kadar zorda olduğunun göstergesi. Pek çok riski göze alarak Hüdapar'ın programı ile ilgili zannederim 3 ay evveldi bir ulusal kanalda da ifade ettim. Hani Türkiye'ye siyasi parti olarak kurulmuş Hizbullah referansı ortadayken Sayın Erdoğan'ın bir açmaz içerisinde özellikle Doğu Güneydoğu, Diyarbakır, Batman'dan başlayarak Hüdapar'ın desteğine ihtiyaç duyuyor olması merkezde geniş kitlelere hitap eden bir siyasi parti için çok riskli bir karar olduğu kanaatindeyim. Bütün sihri bozabilecek bir karar olduğu kanaatindeyim ama ısrarla görüyorum ki bu kararın arkasında Sayın Erdoğan savunuyor. İşte Hüdapar'ı yerli ve milli diye tarif etti. Sayın Erdoğan için bir tane kıstas var. Meksika sınırı gibi bir sınır var. Sınırın iktidar tarafındaysanız yerli ve millisiniz. Sayın Erdoğan değirmenine su taşıyorsanız kabulünüz yoksa değil. Dün sosyal medyada rastladım. Sayın Erbakan Cumhur İttifakı'na katıldığı akşam neredeyse TRT ekranlarında yer buldu. Evet. Bu da bunun değil göstergesi. Mi? Türkiye'deki işleyişi gösteren bir hal. Ben aslında nasıl bir zihin dünyasıyla... Siz hiç TRT'ye çıktınız mı? Hayır, bu zamana kadar hiçbir davet almadık. Sayın Erdoğan'ın Hüdapar tercihi aslında nasıl bir zihin dünyasına sahip oldu? Yakında Hüdapar da çıkabilir. Hiçbir değer yargısı. Abdullah Öcalan'ın mektubu okunursa Hüdapar da konuşabilir. Benim burada şimdi Erdoğan'ın... Bir cümleyle tamamlayayım. Hiçbir değer yargısının olmadığı, hiçbir senkronize, Türk milletiyle ilgili bir iddia ve hedeflerin olmadığı sadece ve sadece bir kişi kendisiyle ilgili hülyası var. İktidarını sürdürsün. Bunun dışında Türkiye'ye 20 yılda yapamadıkları bir 5 yıl daha yetki verdiğimizde neyi yapacaklar? Ben de merak ediyorum. Şimdi Hüdapar'la alakalı Taha Bey,
Sayın Erdoğan'ın böyle bir yanı var. Kendisiyle ittifak kurulduğu zaman hemen yerli ve millilik patentini alıyor. Yani o ödül ve o şey oraya dahil oluyor. Fakat burada Hüdapar'la ciddi bir şekilde böyle hani onu kabullenmeyecek olan asıl ittifakın ortağı MHP. Devlet Bahçeli'nin bu konuda ses çıkarmaması ve orada bir şey yaptı. Sadece terörle ilişkisi yok dedi. Ki o da tartışmalı bir konu. Terörle ilişkisi yok. Çünkü dedi Hizbullah şu tarihlerde vardı. Hüdapar bu tarihte kuruldu. 2012'de kuruldu. Dolayısıyla arasında bir bağ yok dedi ve Saadettin Tantan'ı işaret etti. Saadettin Bey de bir cevap verdi. Evet. Saadettin Tantan da hayır ilişki var. İlişki var. İsim burada zikretmeyeceğim. Bizim operasyon, benim İçişleri Bakanlığı döneminde yaptığımız operasyonları en iyi takip eden, yakinen takip eden Devlet Bahçeli'dir. En iyi de kendisi bilir dedi ve tekrar topu. Sayın Bahçeli'nin sözlerini şöyle de yorumlayabiliriz. Hani benim alanım dar. Bu gerçeği en azından Saadettin Bey ifade etsin. Hizbullah'ın partisi olduğunu. O açıdan böyle bir sözü Saadettin Bey'e doğru Sayın Tantan'ın sarkıtmış olduğunu düşünüyorum ben. Devlet Bahçeli'nin tavrını siz nasıl yorumluyorsunuz diye sormak isterim. O da çünkü hani Hüdapar'ın gayet iyi bir parti, temiz olduğu yönünde açıklamaları var. Bir hususu ifade edeyim. Tabii buyurun. Hem Yeniden Refah Partisi, yani Hüdapar'ı oraya koyabilir miyiz bilemiyorum ama Sayın Erdoğan başından itibaren kendi sosyolojisine hitap edecek hiçbir siyasi aktör, kurumu, parti muhalefette konumlanmasını istemedi. Yani operasyonel kiralama yöntemiyle o siyasi partilerin kurumsal kimliğini... Mesela Numan Kurtulmuş'u aldığı partisinde nasıl söyleyeyim, absorbe etti. Süleyman Soylu'yu aldı. Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu, evet. Aynı mantıkla o dönem yapmışlardı. Ama gelinen noktada tabii Sayın Erbakan bir gün önce 20 yıllık bu vebale ortak olmayız derken ertesi günü bu vebale ortak olmayı tercih etti. Kendileri tercihidir ama böyle bir bakış açısı var. Ve kapalı gişe Soğuk Savaş döneminin psikolojisi içerisinde siyasi rekabeti kodlayarak Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyasi alanı kriminalize ederek geçmişi o tarihsel bir takım rekabet dönemlerini bugüne taşıyarak seçmen kitlesinin arkasında tutacağını bu kutuplaşma ikliminde. Ama bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla beraber aslında tabii Sayın Baykal'ı da rahmetle yad edelim. Onun da o genişlemeyi 2002 sonrası yaptığını hafızamızda tutmak lazım. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber bu kutuplaşma iklimini siz geriyorsunuz bir taraftan belki halatı ama karşıdan çeken yok. Ve o havuzdan alabildiğince suyu aldı. Türkiye değişti tabii. Sayın Erdoğan'ın özellikle 2019 yerel seçimleri sonrası söylediği bir söz bence çok kıymetliydi. Sultanbeyli üzerinden hepimiz hatırlarız 1989 yerel seçimlerini İstanbul Sultanbeyli'de Ali Nabi Koçak kazanmıştı. O günden bugüne Sultanbeyli'de karnını doyuruyoruz ama vatandaş bize oy vermiyor demişti. Evet. Çünkü bir lütuf veren kişi olarak oy vermiyor dediği de %85'ten 65'e düşmüş. Ona bile razı değil. Sebebi 30 yıldır orada kapalı gişe, açık ara ve hiçbir rekabete, eşit rekabete yanaşılmadığı, yaklaşılamadığı bir durum var. Şimdi buradan geldiğimizde Hüdapar meselesini böyle bir ana akım, hele hele Milliyetçi Hareket Partisi'nin o kolon içerisinde Türkiye'deki bugün Sayın Erdoğan'ın dizayn etmeye çalıştığı dini, milli, hamasi bir taarruz ve savunma hattı var siyasi rekabette. Bu hat içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle 15 Temmuz sonrası adliyeden mülki idareye referansları, kadrolar, bütün bunları göz önüne aldığımızda bir manası var. Nasıl böyle bir yani Türkiye'de bölücülüğün Müslümanı veyahut da Müslüman olmayanı mı var tırnak içerisinde ifade edelim. Bu alana sıkıştırarak buna cevaz verdiklerini ben de merak ediyorum. Anlayamadım ama Türkiye'deki milliyetçi reflekse sahip kitlelerin çok kategorik olarak bunu reddettiğini görüyorum. Evet. Mustafa Destici hiç olmasa
hedeflerini biz kabul edemeyiz diye söyledi. Şimdi iktidar bloku, Sayın Erdoğan daha doğrusu, Hüdapar'la ittifak yapıyor. Ama siz de PKK'nın partisi HDP ile ittifak yapıyorsunuz eleştirisi. Ne diyorsunuz? HDP bir üçüncü ittifak olarak zaten hem parti olarak bir koalisyon ama onun ötesinde de Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, farklı oluşumlarla beraber bir rotası var. Sayın Erdoğan söyleyecek sözü yok. Bunu bugün de söylemiyor. Bir önceki seçim de söyledi. Adayları olmasına rağmen söyledi. Bugün şu ana kadar HDP'nin bir kurumsal olarak Millet İttifakı ile ilgili bir ve Millet İttifakı'nın da alt siyasi partiden oluştuğu ortada, ölçüleri ortada, aday çıkarmadıklarını şu ana kadar. İcraat programı ortada. Evet, bir ortak müktesebat var, parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi perspektifi, ortak politikalar metni ve bunlara eklenebilecek pek çok çalışma var. Ben bu argümanın söyleyecek sözü olmadığından kaynaklı olduğunu ifade ediyorum. Tabii bir ifade ettim, dini milli hamasi bir iklim yaratmaya çalışıyor. O noktada kendi manyetiği kitleleri o manyetikte tutabilmek için muhalefeti HDP üzerinden, PKK üzerinden çok net bir şey ifade edeyim. Türkiye'de PKK ile işbirliği yapma imtiyazı Sayın Erdoğan'da zaten. Yani yerel seçimlere baksak Öcalan'ın mektubu, Osman Öcalan'ı, onun öncesinde yani eline mektup verip HDP yöneticilerini Kandil'e gönderen, İmralı'ya görüştürme yaptıran yani Sayın Erdoğan değil miydi? Yani şimdi bu sözler HDP ile de ilgili. Hatta, HDP, affedersiniz, buyurun. HDP ile işte Türkiye'nin önünde bir başörtüsü, referandumu teklifi var. Yani referanduma götürmek için Sayın Erdoğan'ın bir kurgusu vardı. Deprem dolayısıyla ve seçimin 14 Mayıs alınması dolayısıyla artık ona zaman kalmadı. O anayasa değişikliğine teklif yap, destek istemek için HDP'nin mecliste grubunu ziyaret eden Sayın Bekir Bozdağ da Adalet Bakanı olarak. Şimdi ona itirazı yok ama muhalefet görüştüğünde buna bir itiraz var. Bizim Millet İttifakı içerisinde olan siyasi partilerin veyahut da demokratik rejim içerisindeki tüm siyasi aktörlerin en önemli hassas olması gereken mesele demokrasiyle şiddetin sınırını çok katı çizgilerle çizmektir. Bu noktada ne terörle mücadeleyle ilgili müsamaha kabul eder ne tereddüt kabul eder. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İYİ Parti'nin de, Saadet Partisi'nde, DEVA, Gelecek, Demokrat Parti'nin de çizgilerinin çok net olduğu kanaatindeyim. Evet. Deprem şeyine geçelim mi? Şu şeyi soralım. Erbakan'ın TRT'de, siz de konuştunuz bu sabah Yıldıray'da, TRT'deki sözünü soralım. Biraz önce söylediniz. TRT'nin kapıları nihayet sınırın öbür tarafına geçince Sayın Fatih Erbakan'a açıldı. Fatih Erbakan da bunu çok iyi bir şekilde kullandı ve hemen Siyonistler, PKK, terör... CHP zihniyeti CHP diyor. Zihniyeti. Arkasından da tüm sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonlar Millet İttifakı'nda diyor. Çok hızlı adapte olmuş katıldığı ittifakın programına. Dili de değişmiş. Yani bu tür argümanlar çok düşük profilli bir düzey olarak değerlendiririm. Yani Türkiye'nin demokrasisi, bugün siyasi partilerin ve Türkiye'nin can alıcı meseleleri bu ölçeğin ötesinde bu tür bir derinden nefret saçarak, kimlikler üzerinden yaftalayarak Türkiye bunları yaptı ve bugün elbette farklı kimlikler, farklı siyasi partiler bir ortak paydada demokrasi ekmeği aşığı, işte deprem vesilesiyle gördük, güvenliği haline nasıl getirir? Bunun çabası içerisinde biz pozitif bir programla iktidara negatif, sadece ve sadece iktidara eleştiren bir anlayış içerisinde değil, Türkiye'de seçmen kitlesinin, Türk seçmenin, geniş halk kitlelerinin, emeklilerden başlayarak, emeklilerin içerisinde farklı yani 9000 iş günü prim ödemiş bağkurlardan başlayarak farklı ızdırap alanları var. Dar gelirli insanların farklı beklentileri var. Esnafların son 20 yılda
bilerek ve isteyerek çok sistematik bir çöküşün yaşandığı iki sosyoekonomik küme var. Birisi çiftçisi, köylüsü, diğeri de esnafları. Bütün bu alanlardan bakarak milletimizle fikirlerimizi paylaşıyoruz. Çok hızlı adapte olmuş Sayın Erbakan. Söylemiş sözünü, ona yorum yapılacak bir şey yok. Ama bu mızrak bu çuvala sığmaz. Altılı Masa'nın toplantıları devam edecek mi, ediyor mu? Yoksa Cumhurbaşkanı adayı belli oldu, ilan artık ettiniz. Anlaşma mutabakat metinleri de bitti. Aslında bir araya geliyoruz. Geçen dün en son hafta Malatya'da iftar programında Millet İttifakı'nın paydaşları olarak siyasi parti genel başkanları, Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları ve pek çok katılımcıyla beraber bir araya gelindi. Dün, toplantı da olabilir, evet. Ama şu anda programlanmış bir şey yok. Bir yanda her düzeyde siyasi partilerin, genel merkez yönetimlerinin her düzeyinde, yerelde de o ilişkiler sürüyor ama belirli çalışma grupları, önümüz dönemiz propaganda yöntemleri nasıl bir süreç işleyecek, bütün bunlar karşılıklı olarak paylaşılıyor. Herhalde bu seçimlerdeki ittifakın nasıl olacağı konusunda sizin dediğiniz çalışmalar bir noktaya gelince en nihayetinde bir toplantı olur diye düşünüyorum. Peki miting hiç yapılmayacak mı? Yani nasıl planlanıyor? Altı liderin katılacağı mitingler olacak mı? Çünkü bu deprem, yaşanan büyük acı ister istemez, üzerine de Ramazan iklimi siyasetin zamanlamasını değiştirdi büyük ölçüde. Ama ben bayram sonrası çok belirli sayıda da olsa mitinglerin olacağı kanaatindeyim. Diğer tarafta da siyasi partilerin zaten müstakil olarak kendi programları var. Onları yürütecekler. Şimdi iktidarın elinde büyük bir güç var. Devletin bütün gücü elinde. Yani propaganda yapmak için, seçim kampanyasını yürütebilmek için. Muhalefet birazcık daha böyle geride. Yani örneğin, muhalefetin o imkanları yok. Yok, imkanları yok. Mesela EYT'liler dedi, işte emekli maaşlarına zam geldi. Yeni düzenlemeler yapılıyor. Yeni personel alımları, 30 atamalar, bin şu bakanlığa, 40 evet, bin şu bakanlığa, 10 bin bu bakanlığa. Bakanlıklar evet, yarışa girdiler. Yarışa girdiler. Devlet herkes kesesinde, böyle hani mesela şey artıyor, savunma el artıyor. Bile girdi. Savunma bile girdi. Bir yanda deprem konutları, işte bir yılda biz yaparız. 650 bin konut dedi Erdoğan. Evet. Bu mümkün mü? Bunu sormak isterim ama diğer taraftan da mesela Millet İttifakı olarak siz bu seçmenlere bir vaat, yani tamam onlar bir veriyorsa biz iki veriyoruz değil ama daha hani rasyonel, fakat sizin de Millet İttifakı olarak bu tür vaatleriniz, bu tür şeyleriniz var mı? Zorlanıyor musunuz bu tür vaatler karşısında? Şöyle, Türkiye'de bir sağlıklı, eşit şartlarda bir rekabet yok. Partilerin rekabeti yok. Hatta parti devletine dönüşmüş kadrosuyla, bütçesiyle, jandarması, polisi, istihbaratıyla böyle bir sürecin içerisindeyiz. Zaten temel itirazımız da buna. Geçmişte Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Oluşturma Bakanlığı seçim dönemine girdiğinde en azından bürokrat da olsa daha bağımsız kimlikteki insanlar atanırdı. Onu da kaldırdık. Bunların bir manası yok. Bir popülist kurgusu vardı Sayın Erdoğan'ın. Bence zaten çökmüştü, sürdürülebilir değil. Elde avuçtaki tüm birikimi, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Suudi Arabistan'la, İsrail'le, işte Mısır üzerinden bir takım ilişkileri düzelterek elde avuçta kalmış son varlıklarımız da ipotek altına alınarak bir sıcak seçmen kitlelerine bu popülist programı uygulayabilmek için bir kaynak arayışı vardı. Seçime odaklı. Son zaman günlerde dövizin de günlük Merkez Bankası'nın bu süreç içerisinde yine milyarlarca doları nasıl yaktığını görüyoruz. Çok sürdürülebilir bir hal yok. Bu kurgu çöktü. Biraz Sayın Erdoğan'ın durumu benzetme yaparsak, yani ertesi gün sınav var. O gece sınava çalışan öğrenci misali. 20 yıldır iktidardasınız, bu problemleri çözememişsiniz, daha da derinleşmiş. 2002'nin bile çok çok gerisine düşmüş pek çok önemli politika sahasında, ister ekonomiye bakalım, ister hukuk sistemine bakalım, ister topyekün Türk demokratik nizamına bakalım. Bütün bu alanlarda çökmüşsünüz ve Türkiye bir sistematik çöküşü yaşamış. Ben
biraz evvel ifade ettim. Türkiye'nin önüne koyabileceği bir hayal yok. Sadece ben tamam başaramadım ama yine kötünün iyisi benim demeye varacak bir propaganda stratejisi benimsediği kanaatindeyim. Ama artık ben Türk seçmeninin bir iklim değişikliğine gönlü var. Ülkenin de ihtiyacı var. Bunu sağlayacaktır. Türkiye'nin dinamiklerine baktığınızda bunu sağlayacak gücü, enerjiyi açıkçası görüyorum. Günübirlik bu tür kadro savunma bakanlığına varıncaya kadar çok kısa vadede bütün bunların çok cüzi bir manası belki olabilir. Ama en nihayetinde bugün EYT'yi konuşan kaldı mı? EYT'den önce işte 100-200 bin konut yapacağız diyerek insanlar gitti, başvurular yaptı. İşte doğalgaz fiyatlarını ucuzlatacağız. Karadeniz'de doğalgaz. Elbet yani Türkiye'de aklı selim hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin bir kaynağını keşfetmesine olumsuz bakabilir mi? Neredeyse muhalefeti suçlayacaklar ama ben artık bu tür söylemlerle bir sanal hava 2020 yaratarak, seçimlerine yetişecekti Karadeniz gazı. İşte önümüzde bir planlamaları var. Ama bunlar çok belirleyici olacak düşüncesinde değil. Evet. Soracağım bir şey kaldı mı? Ben Mehmet Şimşek'e sormak isterim. Senin soracağın bir şey varsa. Yok, hayır. Mehmet Şimşek'e ben şu bakımdan önemsiyorum. Bir defa dünyada bir iktisatçı olarak saygın bir isim. Daha önemlisi sizin de ilk konuşmanızda yaptığınız piyasa ekonomisine vurgu yapan, kumanda ekonomisine karşı çıkan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını Erdoğan'a karşı savunmuş olan, Erdoğan'ın sonraki tanımıyla da mandacı iktisatçılar kategorisinden çok değerli bir iktisatçı çağırdı ve Reuters'a açıklamalar yapıldı. Yeni seçim bildirimizde AK Parti'nin ilk dönemdeki piyasa ekonomisi politikalarına dönülecek diye. Mehmet Şimşek de geldi, görüştüler, açıklama için kürsü hazırlandı ve Mehmet Şimşek özür dileyerek gitti. Batmış bir gemiye kimse binmek istemez. Sadece Sayın Fatih Erbakan bindi. Ben Mehmet Şimşek Bey'in tavrını da netice itibariyle bir kişinin topyekün yanlış işleyen bir sistematiği, çarpık bir düzeni değiştirebilme imkanı olduğu kanaatinde değilim. Sayın Şimşek'in de o çerçevede bir değerlendirme yaptığını görüyorum. Evet. En azından hem Türkiye'de hem uluslararası alanda bu dönemde görev yapmış bakanların içerisinde daha kabul edilebilir kariyeri itibariyle. Sayın Erdoğan kendi siyasi kariyerinin en düşük profilli siyasi kadrolarıyla, en düşük profilli bürokratik kadrolarıyla hem tercih hem zorunluluk. Piyasada, toplumsal hayatta, siyasette, bürokratik hayatta, sivil alanda biraz olsun itibarı olan hiç kimse böyle bir sürece bu dönemde içinde olmak isteyeceği kanaatinde değilim. Onu da görüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aday profillerine baktığınızda geçmişte bürokrasiden başlayarak sivil alandan, örgütlü kuruluşlardan, ticari sanayi odalarından insanlar rağbet gösterirdi. Bugün böyle bir dönemin bittiğini oralardan bile baksak görebiliriz. Evet. Tamam, ben soracağım. Çok teşekkür ediyoruz Gültekin Bey. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ara verdik. Gecikmiş bir buluşmamız oldu. Evet, teşekkür çok teşekkürler. Hem size hem Sayın Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Seçimlerden sonra yine görüşürüz. İnşallah seçimlere daha çok, öncesinde de. Seçimlere önce de doğru da ben bu iyimserliğinizin tahakkuk etmesi temennisiyle de söyledim. Seçimlerden sonra görüşürüz diye. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, çok teşekkür çok ederim. Tekrar Ramazan'ınızı tebrik etmek isterim. Evet, gündem özel yayınıyla karşınızdaydık. Taha Akyol'la beraber Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ağırladık. Biz sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Bir sonraki gündem özel programında görüşünceye kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.